Ah, hadi bakalım Melek Hanım, ne söyleyeceksin bakalım kızına? Babam bana tecavüz... Yok, yalan söyleyemezsin. Ama gerçeği de söyleyemezsin. Of. Gel. Babam biraz erken mi yattı sanki? Evet, seni dinliyorum. Yani böyle birdenbire sorunca da insan ne diyeceğini şaşırıyor. Aslında anlatacak çok şey var ama... Nereden başlayayım? Babamdan başla. Babamdan derken? Neden babam? Tatlım, gerçekten anlamıyorum. Neden derken? Ya yapma ne olur. Bana bunu yapma ya. Ne sorduğumu biliyorsun. Senin gibi bir kadın. Güzel, sağlıklı. Gençliğinin baharında İstanbul'a okumaya gelmiş bir genç kız. Elini sallasan ellisi değil mi? Zeynep'ciğim, gerçekten ben bu sorunu tam olarak anlayamıyorum. Neden babam? Niye babamı seçtin? Ha? Ya anne, hadi gel ya. Anne. Anne. Anne, hadi gel ya. Ben uyuyamıyorum işte. Uyuyamadım. Zeyno bildi işte. Zeyno bildi. Anne. Allah'ım. Bence sana dünyanın en basit sorusunu soruyorum ben. Yani her kız çocuğunun en az bir kere annesine sorduğu bir soru bu. Zeyno. Allah Allah ya Zeyno. Nasıl tanıştınız? Nasıl sevdiniz birbirinizi? Ne oldu, anlatsana bana. Tatlım, gel, gel sen şöyle geçelim biz. Şöyle karşılıklı bir konuşalım seninle. Ne oldu? Çok zor bir soru sordum galiba. Yoksa çalışmadığın yerden mi sordum? Zeynep, aslında ben... Hadi canım, ama çok basit bir soru soruyorum ben sana. Bak, istersen şeyden başla. İpucu vereyim sana. Babamın en çok nesinden etkilendin mesela? Hı? Gözü, kaşı, baba kaşı, sesi. En çok hangisi? Zeynep'ciğim, bak tatlım, biraz sessiz ona. Baban duyarsa çok üzülür. Söylesene. Hadi söyle ya. Ne zaman aşık oldun babama? Gördün, beğendin. Tamam. Kaç cümleden sonra bizim gibi olmadığını anladın? 5 dakika sürmedi değil mi farklı olduğunu anlamak? Belki de sadece saniyeler sürdü. Belki cebinden kırmızı kamyonla çıkarması yetti. Hı? Flört ederken ne yaptınız peki? Parka götürdün mü onu? Salıncakta sallandınız mı? Saklambaç oynadınız mı? İstop. Yoksa sadece evcilik mi oynadınız? Hadi söylesene ya. Nasıl aşık etti seni kendine? Tekerleme mi anlattı? Fıkra? Yoksa sen sadece 5 yaşındaki aklına mı aşık oldun? Bir dakika dur, tahmin edeyim. O tertemiz kalbinle değil mi? Sattım bak. Sen de bana inanmakta zorlanıyorsun herkes gibi biliyorum. Ama ben babanı... Sen benim babamı sevmedin. Hiç sevmedin. Onu bu eve getirirken bile zihinsel engelini kullandın sen. Onun o çocuksu, o saf aklını kullandın. Anlamadık mı sanıyorsun? Hı? Ezberletmişsin 3-5 cümle. Papağan gibi öyle söyleyip durdu. Bir tanesi bile kendi cümlesi değil. Sen onu bu eve bile kandırıp getirdin. İnsan sevdiğini kandırır mı ya? İnsan sevdiğinden kaçar mı? O yüzden bana masal anlatma. Sen bizi bırakıp kaçtın be. Kaçtın. Bizi bırakıp kaçtın sen. Bu kadar. Eğer sevseydin kaçmazdın.
ne onu ne de beni bırakıp kaçamazdın. Ama bizi sevmedin. Çünkü onu sevmedin. Sen benim babamı hiç sevmedin. Zeynep, ben gerçekten babanı sevdim. Onu gerçekten sevdim. Tamam, belki aklı 5 yaşında. Ama kalbi... Ben onun kalbini gerçekten çok sevdim Zeynep. Beni kullanmak isteyen, beni aldatan, beni bırakıp giden erkeklerden o kadar farklıydı ki. Bak kızım, sen de aşık oldun. Senin de kalbin acıdı biliyorum. Kandırmayı bilmeyen bir adam seni sevsin istemez misin? Kandırılıp kullanılan her kadının hayali değil midir? Yalan söylemeyi bilmeyen bir adam. İşte ben babanın... Ben babanın o kalbini sevdim. Hem senin baban çok yakışıklıydı. Sen hiç görmedin mi onun gençlik fotoğraflarını ha? Baba. Baba. Baba ben hiç öyle demek istemedim. Yani o sözleri düşündüğüm için öyle demedim. Allah'ım. Ben inanıyorum tamam mı? İnanıyorum yani ben sana inanıyorum. Sen güzel, iyi kalplisin ben biliyorum. Çünkü ben senin babanım ya ben. Çünkü ben aklımla düşünemiyorum ya. Yani kalbimle düşünüyorum ya ben hani. Sen de yani kalbinde kötülük ben olmadığını biliyorum yani inanıyorum. Ben annene de inanıyorum. Çünkü ben inanıyorum. Ben inanmayı seviyorum. İnanmazsam ne yapayım ki? Bilmiyorum ki ben inanıyorum ya. Sen de inansan mı acaba? Bilmiyorum ki hani. Baba sen ona inanıyor musun? Çünkü eğer sen inanıyorsan ben de deneyeceğim yani inanmayı deneyeceğim. Sen de inanıyorsan ben de inan yani arkandan ben koşarak gelebilirim yani. Bilmiyorum ki sen yani hani biz belki şey olabiliriz ya belki yani anne baba çocuk belki de yani. İnanırım sana merak etme. Acaba sen de bir sağlar bize.
sosyal medyaya koyuyorum. Koydum.